Taksidesiniz. Karşınızda uzun zamandır çektik mi, çekeceğiz mi, olur mu, olmaz mı dediğimiz Star Citizen'la beraberiz. Şu anda bir hangardayız, kendi hangarımızda. Şöyle ki, burada öncelikle Emre Ilkay'a teşekkür etmek istiyorum. Ilkay, umarım doğru söylüyorumdur soy ismini. Yanlış söylüyorsam aşağıdan bana fırça çekebilirsin yorumlarda. Kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Star Citizen akontunu bizlerle paylaştı ve videolar çek izleyelim dedi insanlara. Uzun zamandır Star Citizen diyen insanlara Star Citizen videosu çekme şansını bize verdi. Dolayısıyla biz de tabii ki bunu yapmasak olmazdı sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle oyun bilmem kaç milyon dolar hasılat yaptı, yani yardım topladı. Hala da toplamaya devam ediyor. 300 dolarlık, 600 dolarlık, 800 dolarlık böyle uzay gemileri falan satıyorlar. Hatta bir ara Facebook grubunu takip edenler biliyordur. Biliyor. Takip etmeyenler de etsin. Et Galaxy Seyahatname diye. Orada paylaşmıştım. 15 bin dolarlık, 20 bin dolarlık gemiler var. Hani bunlar böyle uzay gemisi satıyorlar artık. Bir çark kurdular böyle, uzay gemisi falan satarak işlerini yürütüyorlar. Oyuna giriyorsunuz 15 bin dolarlık uzay geminizle. Hiçbir yapabileceğiniz en ufak bir şey bulmakta zorlanıyorsunuz. Hayırlara vesile olsun diyorum. Şimdi burası bizim hangarımız. Hangarda gördüğünüz gibi yapacak bir şey yok diye tahmin ediyorum. Eğer Emre izliyorsan bunu lütfen bizi uyar. Electronic Access diye bir şey var. Burada Arena Commander var. Bu arada şunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Arena Commander demişken bir saniye, bir geri geleceğim şimdi. Return. Exit mi? Ah! Exit değil ya. Electronic Access. Ya mal mıyım ben lan? Ben malım galiba. Return. Star Marine adında bir şey var. Şimdi biliyorsunuz ki bunlar 2015 yılının başlarında bir FPS modu ekleyeceğiz Star Citizen'a demişlerdi. Böyle silahlarla çatışabileceksiniz. Efendim, başka bir gemiyle bir oyuncunun, rakip oyuncunun gemisine ışınlanıp içeride tatatatata savaşarak o rakip oyuncunun gemisini çalıp o gemiyle hayatımıza devam edebilecekmişiz gibi böyle fantastik planları vardı. Bunları şimdi söyleyince vaa muhteşem bir oyun olacak falan diyorsunuz. EVE Online bunu 2005 yılında tanıtmıştı galiba. 2010 da olabilir. Çok eski olmayabilir. 2010 yılında tanıtmıştı. 2010 yılında böyle FPS olmasa da FPS tabi. Dust diye bir oyun var. EVE Online'ın yapımcılarının yaptığı. Mesela aşağıda insanlar taramalı tüfeklerle çatışırken siz yukarıdan atmosferden geminizle aşağı böyle bombardıman yapıp o çatışanlara destek verebiliyorsunuz. Öyle bir oyun var. Hali hazırda EVE Online bunu yapmış. Bu oyunu bir de EVE Online'ın içine aktararak gemiden gemiye işte çatışacak askerler tutup bu askerleri kendi geminize yükleyip bir yere götürüp başka birinin gemisine fırlatıp o askerler o geminin içine girip çatışıp gemiyi alabilecek gibi planları vardı. 5-6 yıldır yapamadılar. Star Citizen'da geçen senenin başında bunu vaat etti. İşte böyle Star Marine diye koydu başlığını. Şimdi muhtemelen bunu ekleyecekler. Küçük böyle 3-5 haritanın içinde FPS milletin kapışabileceği 10 kişi 10, 5 kişiye 5 kapışabileceği bir şey yapacaklar. Böyle de bir senede öyle oyalayacaklar gibime geliyor. Her neyse, Arena Commander şu anda oyunda en yapılabilir şeylerden biri. Bakmadığım iki başlık daha var tabii, onları bilmiyorum. Belki beraber göreceğiz. Morse olacağız yani. Free Flight diye bir şey var. Şöyle Dying Star'da uçalım. Launch diyoruz. Şimdi efendim. Şöyle bir bakayım. Şurada parlayan bir yıldız vardı. Size onu göstereyim. Star Citizen'ı görebileceğiz güzel şeylerden biri. İşte bakın, parlayan yıldız. Efendim, Star Citizen'ın bir modu, Free Flight modu. Şöyle uçalım birazcık. Böyle uçabiliyorsunuz. İşte şeylerin arasında. Siz söyleyin böyle. Kayaların
asteroidlerin arasında. Şu arka plandaki muhteşem Pelikan görüntü. alıyoruz. Aa, pardon pardon pardon. Muhteşem alev yanan yıldız görüntüsünün içinde böyle uçabiliyorsunuz. Mesela oraya yaklaşmak istiyorsunuz, gitmek istiyorsunuz ama oyun size izin vermiyor. Birazcık yaklaşırsanız patlatıyor. Böyle özgürce gezebiliyorsunuz. Bakın. Bir tur buradan attık. Bir tur da buradan attık. Free flight modu, anlayacağınız üzere free flight, yani özgürce uçuş. Şimdi başka bir Arena Commander'a girdiğimiz zaman birazcık da savaşmalı bir mod var. Onu da göstereceğim size bu bölüm. Bir de benim görmediğim, dediğim gibi baştan beri söylediğim gibi benim görmediğim iki bölüm. Mesela Basic Flight Training diye bir şey var. Basit uçuş mekaniklerinin alıştırması, training'i. Bunu ya, pek yakında demişler adamlar ya. Pek yakında. Yani alfa oyun yapıyorsun, içinde hiçbir şey yok. Bir sürü alfa oyunu oynuyoruz. Hani alfası, betası süren bir sürü oyun oynuyoruz. Hani bayağı oyun oynayacak bir şey bulabiliyorsunuz içinde. Bunda içine hiçbir şey koymamış herif. Basic Flight Training, yani basit uçuş mekaniklerini size öğretecek bir bölümü dahi koymamış. O bölüm bile yok. Yok yani. Adam resmen oyunun içine hiçbir şey koymayayım dedi. Bu şekilde 10 bin dolarlık gemiler satayım demişim. Bak, Vandal Swarm diye bir şey var. Launch. Burada işte birazcık çatışacağız, savaşacağız. Yani bari basic training'i koy ki en azından ben gemi kullanmayı öğreneyim lan. Sal beni, ben gemi kullanmayı öğreneyim. Yok, onu bile öğretecek mekaniği henüz koymamış. Bakalım ne zaman koyacaklar. Belki bir 50 milyon dolar daha bağış topladıktan sonra muhtemelen. Vandal Swarm. Bu oyunda benim şu, yani girip incelemeye başladığımdan beri yaptığım tek eğlenceli şeydi. Savaşıyorsunuz dronlara karşı. Gerçek oyunculara karşı savaştığınız bir modu daha var. Fakat gerçek oyuncuları bulup toplaması falan filan çok uzun hikaye olduğu için ben direkt Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Buradan başlayayım dedim ve muhteşem bir yer. Stand by. Hani ciddi anlamda muhteşem bir harita. There are multiple hostiles inbound. Hasta oldum, baksanıza abi. Stand by. Geldiler. Bilgisayar yönettiği oyuncular gelince birazcık böyle şey oluyor. Kasıyor. Çiv 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 şeklinde. Collision alert. Çarpıştık lan. Vallahi çarpıştık. Neredesin? Nereye gittin lan kaşla gözünüz? Gördüğünüz gibi böyle insana ilginç bir şekilde kendine bağlayan, heyecanlandıran bir şey tabii. Şeyin Elite Dangerous'ın şeyini de oynasanız aşağı yukarı aynı heyecanı alıyorsunuz. Neydi o? Bir şey Tournaments diye bir modu mu ne vardı onun? Vuruş hissiyatı güzel ama hani çok şey değil de, ama mesela Elite Dangerous'ın UE'si biraz daha şey anlaşılır. Stand
System critical. System critical. Warning. You are approaching enemy ground. Hele şükür. Az kalsın duvara çarpıyordum ama. Bir tane daha gitti. Sıradaki. Ha, şu anda düşman kalmadı. Bir wave daha gelecek şimdi düşman. Gördüğünüz gibi hani böyle bir modu var. Tı 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 tı. Savaşabildiğiniz. Hani eğer 49 euro veririm ben bu savaş için diyorsanız hemen alın oyunu, hemen. Bunu gerçek oyunculara karşı yaptığınız bir modu da var. 15.000 dolarlık gemilerini alıp millet geliyor muhtemelen. Şimdi Emre belki bana kızacak burada. Ulan oyunu kötüle diye mi verdik sana diyecek ama hani ne bileyim, Star Citizen'a karşı böyle bir şey besliyorum. Sevgi besliyorum ben. Hadi artık bebeğim. Oh. Patlattı lan beni. Tamam işte bir de böyle bir modu var. Böyle savaşmalı, suvaşmalı. Sonuç itibariyle Star Citizen'ın elimizdeki olayı şu anlık bu. Bir de iki farklı başlık daha var. Şimdi belki o iki başlığa girince umut ediyorum ki böyle aa ulan çok iyiymiş ya falan diyeceğim inşallah. Öyle bir şey umut ediyorum. Yani umarım. Umuyorum. Umuyorum. Köpek ağlıyor dışarıda. Oyuna köpek ağlıyor. Umut ediyorum ki hani böyle çok enteresan bir şey, vay be tamam oyun eğlenceli, bir şey yapacak bir şeyler var falan diyeceğimiz şeyler bulabileceğiz muhtemelen o iki başlıkta. Onu da bir dahaki video bakacağım. Boş hangarımızda oyalanıyoruz. Bakın şimdi şu exit menu diyelim, ana menüye çıkalım, size göstereyim. Universe var. Araya 18 ve Port Olisar diye iki tane başlık var. Bunlara da bir sonraki bölüm gireceğiz. Ben de ilk defa gireceğim sizlerle beraber. Bakalım neyle karşılaşacağız. Hoşumuza gidecek mi gitmeyecek mi göreceğiz. Sonraki seyahat görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.